Uff ya. Her sabah erken kalkmaktan, ders çalışmaktan bıktım ama. Anneciğim neden her sabah bu saatte beni okula gönderiyorsun ki? Ben uyumak istiyorum. İstediğim saatte kalkıp hep oyun oynamak istiyorum ama. Söylenme bakayım. Biz senin iyiliğini düşünüyoruz. İleride bunları yaptığımız için bize teşekkür edeceksin. Haydi şimdi doğru okula. Kekocuğum gel bakayım şöyle yanıma. Okula gitmeden önce senle önemli bir ders yapalım. Ne dersi dedeciğim? Matematik gibi mi? Hayır, hayat bilgisi dersi. <laughs> Ama o dersi bize zaten öğretiyorlar dedeciğim. Gel şimdi otur şöyle de dinle bakalım. Günlerden bir gün, köylerden birinde adamın birinin eşeği kuyunun birine düşmüş. Niye düşer? Nasıl düşer sormayın. Eşek bu. Düşmüş işte. Belki kör bir kuyuydu, ağzı tahtayla kapatılmıştı. Belki üzerine de toprak dökülmüştü. Zamanla tahta çürüdü, zayıfladı. Üzerindeki toprakta biten otları yemek isteyen eşeğin ağırlığını çekemedi ve güm diye eşeği yuttu kuyu. Hayvancık saatlerce acı içinde kıvrandı, bağırdı kendi dilinde. Sesini duyan sahibi gelip baktı ki vaziyet kötü. Zavallı eşeği kuyunun dibinde melül mahzun bakınıyor. Üstelik yaralanmış. Karşılaştığı bu durumda kendini eşeği kadar zavallı hisseden adamcağız köylüleri yardıma çağırdı. Ne yapsak, ne etsek, nasıl çıkarsak soruları havada kaldı. Sonunda karar verildi ki kurtarmak için çalışmaya değmez. Tek çare kuyuyu toprakla örtmek ve hayvanı kuyuya gömmek. Ellerine aldıkları küreklerle etraftan kuyunun içine toprak attılar. Zavallı hayvan üzerine gelen toprakları her seferinde silkinerek dibe döktü. Ayaklarının altına aldığı toprak sayesinde her an biraz daha yükseldi ve sonunda yukarıya kadar çıkmış oldu. Köylüler ağzı açık kala kaldı. Kıssadan hisse. İnsan çevresi bazen, insana hayat kuyusunda boğmaya çalışabilir. Bunlarla baş etmenin tek yolu, yakınıp sızlanmak değil, düşünüp silkinmek ve kurtulmak, aydınlığa adım atmaktır. Kör kuyuda olsa bile, bizim için yapılan şeyler, bize kötülük yapılıyor gibi gelebilir. Ama önemli olan bunları ileride bizim için faydalı olacak şekilde değerlendirmektir. O yüzden ne kadar sıkılıp yorulsak bile çalışmaktan, gayret etmekten vazgeçmemeliyiz. Ve her zaman azimli, gayretli olmalıyız kekocum. Çok iyi anladım dedeciğim. Teşekkür ederim. Artık ben bu dersle okula koşarak gidenim herhalde. Zaten geciktim. Koşmam gerekecek. Hoşça kal dedici.